Selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eşlerle birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye. Videonun Mami'de birinci serisi var, ikincisini çekeceğiz. Değişik adamlarla. Değişik adamlarla mı? Benim oyuncularımız için çok teşekkür ederim. Evet. Böyle biraz fazla verdik ücreti. Amerika'dan geldik biz. Yalnız tatil ödüllü. Yıllardır Sefa'nın eşini merak ediyordunuz. Sefa'nın eşi. Evet. Normalde benim videolarda bile yok pek. Evet. Ama eğlenme geç sevdiğim için. Benle artık vloglarda arkadaşlar. Biz evet, Sibel'le yani birlikte. Bu arada Sibel Yenge'nin kanalına da aşağıdan abone olalım. Sibel Kındır. Benim hanım kanalı yok. Eğlenme geç sevdiği için videosunda oynamaya evet karar vermiş. Ben de, saygı duydum ve bugün karşınızdayız. Evet, aylarımızı veriyorum. Bir daha videoda oynatırsa Sibel Yenge'ye oyunculuk parası alalım. Bakın kim kaybederse o eki kaybedeni tatile götürür. Biz kaybedeceğimize göre biz çünkü birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve evet, sizin bir bayağı bir yıllarca geçmiş. Kaybedersek şimdi erkekler mi götürüyor gene tatile? Kaç yıldır evlisiniz Sefa? Eş olarak ekibiz. 16. Ya bunu izlediğini biliyordum ben. Sevgililik, aşk, görüşme, tanışma. 2012'den 11 yıldır biz. Hayır. Bu arada Sibel Kındır'ın ailesi de öğrensin. Üniversite zamanı. Biliyorlar canım, 2012'den beri biz görüşüyoruz. Maşallah. Buradan Sibel Engel'in kardeşlerini bulabilirler. Olay çıktı. Lan üniversite zamanı işte. Kaç yıldır? Kazandık, Sefa bizi tatile götürüyor arkadaşlar. 12'de başlamadık mı okula? Hayır, okula başladığın zaman mı? Ya tamam işte, 13. bir yılda erkenden başlıyorum. Evet. Daha ne? Başlayalım ilk soruyla bence. Evet, ilk soruyla başlayalım. Moderatörümüz var. Başlıyorum. Önce erkeklere soruyorum. Eşinle ailen evlenmeni istemeseydi, onları dinler miydin? Eşimle ailem evlenmemi istemeseydi, ben şimdi eylemin yerine mi cevap veriyorum? Hayır, şu an size soruyorum. Sana soruyorum engel ve sana. Ya da Ali baban. Yok, evlenmem kızla desen ne yapardın? Bunun cevabını verelim. Katliyen yok. Dur, evet ya da hayır deme. Cevaplar hazır mı? Hazır. Herkes hazır mı? Hazır. Bir dakika. Evet, 3, 2, 1 cevaplar. Yani yine de evlenirdik. Sonuçta seviyoruz yani baba. Evet. Sen aşkım. Emen ailesi 1-0 önde. Şu an Emen... Soruyu gerçekten anlamadım, yanlış. Sen niye? Bu evlenmez. Şimdi hayır, evlenmezsin dedi. Anam babam daha önemli. Demedim, Allah bir türlü belanı versin, senin gibi hoca olmaz olsun, ben evlenmezdim dedi. Onun için cevap verdi, benim için cevap verdi. Hayır, aynen, kendi için verdi. Ailemin onayı olmadan asla. Tatil gidiyor. Senin ailemi sormadı, benim ailemi neyse sordu. Hayır. 1-0. Erkeklerin sorusu değil miydi bu? Bu, bir dakika. Erkeklerin sorusuydu. Bu. Ben ailem istemeden evlenirim dedim, seviyorum dedim. O da dedi ki ne? Sefa. Sen de diyeceksin ki Sefa evlenirdi benimle veya evlenmezdi. Evlenmezdi diyor bu da. Evlenmezdi diyorum ben de işte. Niye evlenirdim işte? Tamam, evlenmezdi diyormuş demek. Tamam, tatil gidiyor diye bu kadar şey yapmayın. Eşin hayır dedi diye niye diyor, çıkardın hayatım. 1-0 Emen ailesi. Emen ailesi 1. Düzgün oynayalım. Kındır ailesi. Kındır ailesi. Bu arada tatile nereye gidiyoruz? 0. Switzerland. Ne oraya? Ben de bilmiyorum, Instagram'da. Neyse, diğer soru gelsin. Emen ailesi 1-0 önde. Emen lake, kındıra otlandı ke, 1-0 yeniyor ke. Evet, şimdi kadınların sorusuna geliyorum. Eşiniz dışarıya çıkarken sizden izin alır mı? Cevaplar. 1-1. Yani izin almam. İzin almam. Alıyor mu? Alır. Nasıl almıyorum? Pek almıyorum. Yani şöyle söylüyorum da yani öyle almam yani genelde. 1-1. Hayır. 2-1 biz de bildik. Siz de mi bildiniz? Siz de bildiniz, 2-1 şu an. Sen de ne dedin? Hayır dedim. Sen de mi hayır dedin? Ben de hayır dedim. Ben de almıyorum. Sen niye izin alıyor dedin? Almıyor dedim. Ya bugün dedin. Cevaplarda bir tuhaflık var. Daha ikinci soru. Neyse, doğru cevap verdiniz, doğru. Evet, tamam. Tamam, güzel güzel ilerliyoruz. Öne geçiyoruz, tamam mı canım? Tamam, evet. Evet, ikinci soruya geliyorum. Şimdi erkekler size soruyorum. Tamam. Siz kendi adınıza cevap vereceksiniz. Biz de onlar. Kadınlar da sizin adınıza. Eşlerinize, tamam mı? Şu an erkek, tamam. Onlar bizim vereceğimiz cevabı tahmin edip aynı cevap vermeye çalışıyor. Kendi adımıza veriyoruz. Şimdi oldu. Burada tek anlayan Sefa abim ya. Helal olsun. Hocam niye anlatmadın bunu? Üçüncü soruda anladım. Bak, bana dedi ki soru cevap yapacağız dedi. Tarih yok, din yok. Çocuklara komşu bakıyor. Devam. Olsun. Eşleriniz size geçmişteki ilişkinizi sorsa eşlerinize tamamen dürüst olabilir misiniz? Soru cevap. Bir şey diyeyim mi? He. Emen ailesi 3-1 önde. Niye öyle oldu? Ben sana her şeyimi anlatmıyorum mu lisede konuştuğum kızlara varana kadar? Hepsini yalan anlatıyor. Sana tokat atıp da caminin önünde telefonunu istiyor. Demedin mi lisedeyken 30 tane kızla çıkıyordum, her gün biriyle çıkıyordum diye. Ama detaylı vermedi. Bu arada Sefa Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. 30 tane kız yok. Yok lan yalan, senin onda okudu, nice topu. Ben eskiden lisedeyken biraz fazla kız arkadaşım çoktu. Ama sonra tabii ki eşimle tanıştıktan sonra biz daha hiç kız arkadaşım... O zaman da çoktu. Olmadı. Eşimi seviyorum. Hiçbir şey saklamam ve tüm her şeyi de biliyordun. Niye böyle bir cevap verdin?
Bu videonun sonu sanki kötüye gidiyor gibi. Burada altan, bıraksak mı? Şu an ben videoyu burada bırakıp içeriye götürmeye geçecek. Bir aile boşandığı gibi. Niye ben güzel mi oynanıyor? Bugün ben hayır tamam yapalım. Da her şey detaylı anlatayım. Sen rüşvet falan mı verdin kız? Ben bir şey demek istedim. Tübel'de bir anlaşma yapmak istiyorum. Yani eşin bana yaptıkları yeter. Artar. Geçen hafta da zaten mikrodalgamı kırdı. Lan ne oluyor? Tahtaya vurdu. Eğer kırdıysan Sefa kıyameti kopartırım. Bak yapmayın benim evimde bir şey. Tamam, kırdı kırdı. Ya Mahmet bu ne ya? Dikler. Hepsi bir oldu. Ben diyorum ki şimdi biz soru cevap yapacağız, tamam mı? Yani eşlerimiz birbirini ne kadar tanıyor. Daha önce Mami'nin kanalında da böyle bir içerik çekmiştik zaten biz. O içerikten yola çıkarak hemen tatil ödüllü diye zaten ikna ettik. Ben de düşündüm Sefa bu kadar şey yaptı, Mami de yaptı ama Sefa'nın yaptıkları biri beni geçti. O yüzden sen bütün sorulara ters zıttını cevap ver. Şimdi siz Sefa ile birbirinizi daha çok tanıyorsunuz. Hı-hı. Üniversite zamanından beri tanıdığın için. Bütün mesela o evet diyecekse, senin evet diyeceğini biliyorsa sana direkt hayır cevap ver ki Sefa bizim hepimiz, üçümüz biz. Normalde kabul etmem. Hadi. Ama sana çok haksızlık yaptılar. Evet. Sırf o yüzden bak kabul ediyorum canım. Ne olursun özür dilerim şimdiden olacaklar. Hiçbir şeyden sorumlu ben değilim. Ama abi bu kıza çok haksızlık yaptınız. Çok fazla bu kıza kutu yaptınız. Evet, şu an bence her şeyi hak ediyorsun. Mazlum oynuyor. Çocuklar da basıyor şimdi burayı. Neyse biz çok geçmeden videomuza başlayacağız. İzleyin bakalım neler oluyor. Ben de hayır dedim herhalde değil mi? Hayır ben de hayır. Ben anlatmam. Evet. Anlatmıyor. Bunlar öne mi geçti şimdi? Ben anlatmıyorum. Ben sana her şeyi anlatırım. Senden bir şey saklamam. Geçmişin önemli değil. Ben ciddi misin? Bunu ciddi mi söylüyorsun? Önemli olan devam gelecek. Ben bu kağıdı birazdan yırtarım. Yok sinirlenme. O zaman kadınlara soruyorum. Eşiniz yıllar sonra çocuğu olduğunu öğrenseniz kabul eder miydiniz? Yani, ve bir şey diyeyim mi? 4-1 hemen ailesi önde. Çocuğu geri mi? Etmek zorunda ne yapıyorsun? Çocuğun günahı ne? Sefacığım çocuğun durumu kötü. Çocuğu ne yapacak? Bu kız bakar. Sen niye hayır dedin? Kabul etmez diyorum. Yetimhaneye mi bıraksın? Benim öyle bir çocuğum yok. Ben o yüzden hayır. Hayır olsaydı diyorum. Konuyu yanlış anlamışsın. Çocuğun yok zaten hayatım. Çocuğun ne suçu var? Çocuğun zaten olmuş doğmuş artık. Bu adam hatta bir yürekli mi kocanın var? Ben çok şaşırıyorum şu an. Birbirinizi tanıyorsunuz bence. Benim öyle bir çocuğum olmamalı. Evet şimdi o zaman erkeklerin sorusuna geçiyorum. Bizden işte daha bir işim var ama. Evet. Benim tanıdığım eşim. Ya nasıl kabul etmesin? Kabul edersen. Tabii ki çocuğun günahı suçu ne? Senin cezan olma çeker. Ama o çocuğu yenge baka. Yenge baka o çocuğa. Bakar. Ama besleme diye bir film vardı hatırlıyor musun? Her gün çocuğu dövüyordu. Vura vura yenge sündü vura. Yapmaz öyle de. Ya ben eşimi çok iyi tanıdığını düşünüyorum. O da beni tanıyor diye tabii düşünüyorum. Tabii ama hiç böyle bir soru gelmedi. Birbirimize daha çok saygılı sevgiliyiz. Ne oldu ki lan bu yarışma? Bizim çocuklar o duvarları yumrukluyor. Tamam arkadaşlar akıllı durun. Evet şimdi erkeklere geliyor sorum. Öne geçmemiz lazım biraz düzgün. Beni tanıyarak ver. Ben gerçekleri söylüyorum. Peki yeni sorum diğer. İlk defa YouTube videosunda oynuyor ya galiba ondan heyecan yapıyor. Erkekler size soruyorum hemen cevapları göstermeyin. Evde karımın sözü geçer. 3, 2, 1 cevap. Ve 5-1 hala devam. 5-2. 5-2. Tamam. Evet şu an beraber yani gidiyor. Benim sözüm geçiyor o yüzden. Evet. Cevap doğru. Çak. İşte böyle. Bak deniyorsan öne geçiyoruz. Nasıl yürüyorsun? Buradan sonra böyle. Devam et. Öne geliyoruz yetişiyoruz. Tabii canım tabii. Evde tabii ki erkek yani. Tabii kadınlara değer vermek, sevmek gerekiyor. Onlar ne derse olur ama erkekte bir tık böyle hani erkek yani erkek anladın mı? Bir tık daha sözü geçer erken yani. Aynen. Katılanlar yoruma yazsın. Erkeğim. Bayanlar bile katılıyordur bana. Evet. Sözü hep o söyler evet aşkımdır. Diyorsun. O zaman niye hayır dedin? Hayır dedik ikimiz de. Benim sözüm geçiyor. Sen evet, onu diyorsun. Evet tamam onu diyorum. Senin sözün geçiyordu evet aşkım. E tamam o zaman seninki geçmiş. Seninki geçmiş oluyor. Biz de bugün bir şeyler var çözüyorum. Yani iyi çözüyor doğru cevap versene bak hele. Sibel hiç normal değil. Hangisi öncünün böyle... Emre ölsün ki ben hiçbir şekilde anlaşma yapmadım. Emre öldü zaten TikTok'ta haberler çıktı. Bu arada Emre başı sağ olsun. Ay pardon Emre'nin ailesinin başı sağ olsun. Diğer soruya geçiyorum. Erkekler sizlere soruyorum. Eşiniz ön koltuğa annesini bindirse kızar mısınız? Bir dakika dur. Pardon bu soru kadınların sorusu. Evet. Kadınlara soruyorum. Ön koltuğa biz annemi oturtturduk. Eylem kızar mı? Öyle. 3, 2, 1 cevaplar. Lan ben kızar. Kaynanan bizi söylesen. Hayır mı dedin? Hayır. Aferin. Biz gene mi kaybettik? Bir şey diyeceğim. Ama bunun midesi bulanıyor. Hiç şaşmadılar biliyor musun? Şey midem bulanıyor. Çak. Lan oğlum biz sen... Hayır. Ya,
İyi de onlar ne diyor, biz bile bindiğimizde demiyor mu? Her zaman annem öne binmiyor mu sen? Anneciğim ben arkaya otururum. Geç sen buyur demiyor mu? Ay midem bulanıyor. Bir de arkadan çık diye ses geldi. Bu son anda cevabı değişti. Sen benim üzerime mi değiştirmedin? Tabii. Bazen vallahi hep böyle abi. Tatile götüreceğim diye belki bilemezsin diye hep bunu yapıyor kanki. Kardeş canın sağ olsun. Ağlayacaksan tam önemli değil bizi götürmek. Önemli değil. Layığıyla kazanak. Ama canım sen normalde hep annem oturuyor. Sen anne ben... Gerçekten bana da böyle bir çevirirken yengelik gibi, yengeliyor gibi oluyor. Ben olmadığım zaman oturuyor annem diyor. Çünkü midesi bulanıyor. Bizi de oturuyor. Ama sen diyorsun ya anneme. Anne ben çocuklarla arkaya geçeyim diye. Ben senin annem varken onun oturduğunu görmedim. O yüzden hayır dedim. Sen niye evet diyorsun? Benim midem bulanıyor. Yok o da yeni çıktı. Valla ben tanıdım tanıyan Sibel hep der arabadan çıkıyor diye. Bu da diyor mesela. Kaç kaç oldu? Şu an. Ben normalde videolarda ağlıyorum arkadaşlar ama bugün bir değil tuhaflık mi var? Ben daha eşimin annem bakın öne bindiğini görmedin. Evet diyor ben hayır diyor. Nasıl oluyor? 5-2 ile 6-2 devam ediyoruz. 6-2 mi? Devam et. Evet. Kaç soru var? 1-2 soru kadınlarda 2 soru erkeklerde. Tamam sor. Tamam mı soruyorum. Şu an kadınlar size soruyorum. Eşiniz mutlu olsun diye onu avutmak uğruna yalan söyler misiniz? 3-2-1 cevaplar. Geleceğim 6-2. Gene mi kaybettik? 7-2. Bu fark kapanmaz. Başla bitiyor oğlum bu ya. Ben böyle olsun diye sana yalandan. Hayatım tamam. Demez. Böyle ne doğruysa benim hanım doğruyu söyler. Sana ne oldu ya? Bak çözmek gerekiyor. Sen yalan bana söylemezsin. Tatlı yalanlar diyor ama. Güzel yalanlar. Soruyu anlamıyorsun. Ben de Sefa soruları anlamadım. Ben bu yarışmadan çekilmek istiyorum. Hayır çekilemem kanka, 7-2 önde gidiyor. Niye çekileceğim? Yenildik sen yüzünden. Tamam, hayır daha 3 soru daha var. Bence beraberlik yakalarsın. Lan oğlum 7-2 3 soruyu da biz bilsek 7-5 oluyor. Biz bittik. Bir şey söyleyeceğim kanka. Kanka bir şey söyleyeyim. Benim hanım ya videoda heyecan yaptı. Şu an beyniyle oynamıyor. Benim hanımım bu değil. Çok böyle dürüst efendi bir hanımım vardı. Saçma sapan cevaplar veriyor. Ne oluyor? Bir şey söyleyeyim. Sen gerçek benliğini niye videoda sergiliyorsun? Çocuğunu kaybettirmiş karısına. Yıllarca böyle. Çok heyecanlıyım diyorsun. Vay be. Kıza hep psikolojik baskı yaptığın için hiç doğruları söyleyemedim. Acaba şimdi videoda oynamak mı istemiyordu? Seni mi kıramadı? Bu normalde videolarda oynamıyor. Ondan mı böyle tuhaf tuhaf cevaplar veriyor? Bence tatil gidiyor diye sen farklı düşünüyorsun. Daha nereye gidecektik? Daha belli değil. Sen erken. Sen lan. Hayatın yani soruyu da oynamak falan mı? Ben de Hollanda ineklerin olduğu yere götürdüm. Tamam Türkiye içinde bir yere götür kanka. Biz kazandık bitti. Bak çünkü Emel ailesi ilk defa çok iyi gidiyor. Ben daha oynamıyorum abi, ben götürüyorum. Bu yok, yok. Yok. Yeter. Tamam. Çocuklar durmuyor. Tamam. Beni zaten düşürdünüz tamam, bugün. Tamam, şey ben bu videonun arkasında da bir şeyler arıyorum. Ya bu videodan heyecan yaptı. Bir dahakine de yok, ben yokum. Ben götüreceğim sizi nereye. Trabzon. Zaten mecbur götüreceğim. Batum, oradan da Gürcistan, üstünden döne Yunanistan'dan, Kıbrıs'tan Adana. Ocağımızı batır. Yok tamam. Arabayı sana bırakıp gelin. Tamam Trabzon. Yalnız sağ olsun. Tamam teşekkür ederim. Trabzon'a gidiyoruz. Sefa Kındık ve ailesi kaybetti. Emenke, Sefa Kındık şey yendi. Eylemi gel. Ama bir şey diyeceğim. Bu kanal senin değil mi Ahmet? He ben de sen konuş, ben konuşmam. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Büyük bir macera atlattık çocuklarla. Kaynanam orayı görürse bir şey... Yok şey yani. Onu biliyor zaten, biz önceden anlaştık, hiç sıkıntı yok o yüzden. Aynen. Annem de izleyince yanlış anlayacağını zaten düşünmüyorum, anlaştığımız için öyle. Yoksa ben gerçekten, Sefa beni çok iyi tanıyor, vereceğim cevapları da biliyor. O yüzden aynen birazcık anladı, anladı gibi bana da öyle geldi. Çünkü büyük tepki verecekti. Bitirmek zorunda kaldık. Şey Musa kardeşim. Evet kardeşim ısırmış. Isırmış bebeğimi. Yedim diyor. Yedim deyince mecbur bitirdik. Arkadaşlar benim kanal olunca biliyorsunuz ki videodan bir an önce bitsin de gidelim derdindeler. Bu şekilde bir video oldu artık. Bir dahaki anlat bakalım videosunda. Görüşmek üzere. Yok birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosunda. Görüşmek üzere inşallah. Bir de kulaklıklı anlat bakalım videosu var. Onu evet, da sırada inşallah. Yoruma yazın. İlk onu mu çekelim yoksa önce tatile götürdüğü zaman tatil vlog mu gelsin? Siz karar verin. Görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum like yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.